yürüyoruz şu anda. Hayırlı olsun. Arkadaşlar biraz yürüyün hadi. Bu önümüzde. Hayırlı olsun. Muhtarım harikasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar biraz açık alın. Arkadaşlar hep beraber çekelim. Tamam. Tamam gelelim abi. Gelelim. Buyursunlar efendim. Herhalde tadacağız. Buyurun. Yok tadımlıktan fazlası geliyor da fazla sıcak tabi. Vallahi güzel. Elinize sağlık. Tamam meyveler tabi henüz buradan şey yapmadı yani. Genel başkan inşallah inşallah o da olacak. Şey, arkaya dikkat edin bak arka dikkat. Devrilmeyin yan, yanarsın. Çok tehlikeli bak. Elma da güzelmiş. Teşekkür ederiz. Sana verin Gülbahçe. Arsenal'a dikkat edin. Kolay gelsin. Merhaba, merhaba. Ne haber abi? Sağ ol anneciğim. Arkadaşlar şimdi fotoğraf. İyiyim. Genel başkanımıza açılış yapıyoruz daha. Nasıl olacağız? Hayırlı olsun. Sağ ol anneciğim. Güzel anneciğim benim. Kurban olsun. Hadi çok sevindim. Anne gel yanımıza. Gel yanımıza. Ha. Sen de gel, sen de gel. Sen de gel, biri çeker, sen de gel. Gel de gel. Başkanım burada. Bak. Bir de o telefonda da çekelim. Bir böyle baktık. Buyurun efendim. Turuncu telefona bak. Evet buyurun efendim. Tamam. Güzel. Anneciğim benim. Ederim. Güzel yüzünü. Güzel yüzünü. Rahatsız ama. Kurban olurum sana. Teşekkürler. Anamızı kenara alalım. Tamam. Tamam. Ama şurada bir salep içmeden gitmeyin. Tamam. Ablacığım sağ ol. Genel başkanım. İki özgürün arasında. İki özgürün arasında ne dilesen olur yani şu anda. Boğaz'da böyle alın. Kaçırdı, izlediyse dövünüyordum. Nasıl kaçırdım onu? Ben nasıl duyamadım? Belki ustalık dönemine bırakmış. Ama kuzum nasıl yapalım? Tabii bir sağ ol, nasılsın, iyi misin? Sağ ol başkanım. Sağ ol. Zira Budosu başkanı olarak eminizde yüreğinize sağlık başkanım. Bu başkanlarla... Gül başkanım hayırlı olsun. Dün İstanbul'a pide tohum dağıtıyoruz. Merhaba, nasılsınız? Pide tohum dağıtıyoruz. Çiftçi sayısı, üreten çiftçi sayısı 10 katına çıktı. Bu tohum verelim. Aynen öyle. 10 katı. Bu senin eserin bakalım. Estağfurullah. Hep birlikte hep bir şeylik yaptık. Sağ ol. Gümmeniz de yeterliydi. Teşekkür ederiz. Bir meşale yaktınız. Bundan İnşallah sonra daha fazla. Türkiye'yi yasarız eğer. İnşallah. Var ol başkanım benim. Senin, ben de var sağ ol. Başkanım. Benim ekmeğim. Sağ ol. Sağ ol. Bura bizim böyle bir ziyaretçi merkeziyle başlıyor. Burada böyle bir küçük bir tanıtım müzesi gibi. Sevgiler. Sağ olun efendim. Buradayız. Saygılar. Pardon efendim. Biraz geriye çıkın. Şimdi genel başkanım tam şurada kuleyi gördünüz mü? Evet. Kulenin şu karşısındaki gördüm. Yani şu kule orası. O binadayız. O küçük binadayız. Şöyle evet, yatay evet. Yola yatay yola. Gördüm. Burası bizim ağaç ağaçlarının fidan satış yeri. Şurası. Ve bundan sonra artık bu yeni bitirdiğimiz sistemin tasarımı. Sağ olsun. Buradaki bütün arkadaşlarımızın emeğiyle, Çağatay hocamızın rehberliğinde güzel bir iş oldu. Kreşimiz orada. Bu üst kısım etkinlik alanına dönüştü. Hemen. Çok güzel alanlarımız oluştu. Yani göreceğiz birazdan. Bir de aslında bir ihyası diyebiliriz. Yani burada yapıların tamamı ilk haline uygun şekilde yapıldı. Yani bir uydurma bir yapı yok. Kendi halinde değil, tamamen buranın eski yapıları tekrar yaşatıldı. Ekstra yapı yükü buraya konmadı. Burası da zaten sahil yolu ve boğaz. Şu arsanın şöyle bir kabataslak hesabını söylediler. Eğer buraya bunu yapmayıp villa yapsan 40 milyar mı? Geçer. Yani 40 milyarı geçermiş. 40 milyarı oralara değil de
bunu 40 milyardan değerli gören belediyecilik anlayışı bizim belediyecilik evet, anlayışımız. Evet, doğru. Evet ya başkanım. İnşallah daha da fazlası olacak inşallah. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Başarılar dileriz kurslarınızda. 4 sınıfımız var. Güzel. Burada. Hem bitkilerle ilgili yemekler yapacağız hem de geri dönüşümlü yapacağız bunu. Atıkları da kompost haline getireceğiz. Özel burayla ilgili kurslar. Var burada. Şey hocamız İsmail'in başında. Merhaba. Bizim önemli bir kuruluşumuz İSPER'in genel müdürü, daire başkanımız. Yine İSMEK'ten sorumlu yöneticimiz. Yine İSMEK'te sorumlu yöneticimiz. Dolayısıyla böyle değerli bir işi burada kattık. Çünkü burası aynı zamanda birçok konuda eğitim verecek ve özellikle de doğa sürdürülebilirlik üzerine eğitim verecek bir merkeze dönüştü. Tabii çok kalabalığız. İçeri girersek burayı talan ederiz. Dışarı çıkalım. Başka zaman kısa kısa gezeriz. Peki. İkramlarımız tamam. Vardı. Başka evet. Siz dışarıda ikramı dışarıya getirin. Teşekkür ederim. Sakin sakin çıkalım. Yanına sizi böyle Sonra genel başkanımıza ver. Ama hadi bakalım dikkat et. Baran Çayrı. Kullanmayı bayağı öğrenmişim. Benim orada da bahçem var. Tamam. Bahçen mi var? Ha, bahçem değil de. Öğrencilerle yaptığım bahçe. Hangi okulda? Tamam ben attım sayınız gençler. Gençlerle anlaştık. Okullar buranın sahibi olacak vallahi. Robert. Sizin davetinizle buradayım. Evet biliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ama davet değil. Bundan sonra ev sahibisiniz ona göre. Abi şu kamerayı neyse bundan sonrasını artık emanet ederim. Evet. Başkanım karşıdan çekecek. Hayır. Kameralar var abi. Burada daha iyi değil mi? Bir herhalde böyle bir de öyle yaparız. Sınıf alacağız. Başkanım. Alıcılar mı yani? Başkanım bir çekebilir miyiz? Buradayız. Evet. Yani genel başkanımızın memleketinin marka ismi doğayla hayatını geçirmiş Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin ismini arkadaşlarım özellikle burası bir doğa tarihiyle ilgili kütüphanesi özel bir kütüphane olacak. O yönüyle ismini uygun gördüler. Böyle sizin de memleketinizde denk düşen önemli bir isim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu. Birkaç şey anlatayım bununla ilgili. Birincisi verilen Manisa Tarzanı Çevre Ödülü'nün ilkini eczanelerdeki atık pil toplama projesiyle ben almıştım. Manisa Tarzanı en son memlekete gidip annemden babamdan helallik alıp mazbataya almadan bir gün önce gittiğimde Manisa Mezarlığı'nın hemen girişinde anneanneme giderken Manisa Tarzanı'na da bir fatiha okumuştum. Biz Manisalılar Manisa'nın en eski mezarlığının girişinde Ahmet Bedevi'ye bir fatiha okumadan geçmeyiz. Sebebi şu, Kurtuluş Savaşı sırasında Ahmet Bedevi İran'dan gelir, cephede savaşır, Türkçe bilmez. Aynı yerde cephede savaştıkları, savaş bitince memlekete gidiyoruz deyince bizim memleket nere diye sorar yarım yamalak Türkçesiyle. Manisa derler, onlarla bir Manisa'ya gelir. Manisa'ya yerleşir. Yaz kış üzerindeki bu şortla Ramazan topunu patlatır ve bütün Manisa'da bugün belli bir yaşın üzerindeki bütün ağaçları o dikmiştir. Annemi bir çiçek kopardığı sırada kulağında çekip de sakın ha deyip o çiçeği geri ektirdiği gibi Manisa'daki belli bir yaştaki herkesin Manisa Tarzanı'yla bir anısı vardır. Ve şimdi Manisa'da Türkiye'nin ilk çevre aktivisti olarak kabul edilir. Manisa'da ne yeşillik varsa onun emeği var. Onun bıraktıklarını korusaydık Manisa Türkiye'nin en yeşilde yeri olurdu. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Evet, harika bir iş. Sağ olun, teşekkür ederim. Devam. Evet. Hep beraber evet, biraz bahçecilik burada da bu yaş grubuna da öğretiyoruz. Bir de kreşimiz var burada. Gideceğim. Ne yapıyorsun? Domates ekiyorum. Domates ekiyorsun. Senin adın ne? Nil. Nil. Senin? İlkim. İsimler de pek güzel. İlkim. Domates ekiyorsun. Buradan domates mi çıkacak sonra?
Kolay gelsin. Domates ekiyormuş. Evet. Tamam. Lütfen. Başkanım alıyoruz bir saniye. Merhaba. Nasılsınız? Evet, mekanınız hayırlı olsun. İnşallah daha güzel hizmetleri olsun şehre. Genel başkanımız bu açılışımızı onurlandırdı. Sorup duruyor, nerede bu bahçıvanlık okulu çocukları diye. En sonunda bulduk sizi burada ya. Evet, sağ olun. Buradan bir geçtik. İçerisi kalabalık, giremedik, döndük. Sonra dediler içeride oturuyorlardı diye. Tekrar gelelim dedik. Gerçekten ben dahi heyecanlandım ki böyle bir okul olduğunu, mezunlar olduğunu falan bugün öğrendim açıkçası. Sizin heyecanınızı, içinizdeki duygu durumunu tahmin dahi edemiyorum. Hem Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum hem de size böyle bir kurumu böyle sahiplendiğiniz için. Bundan sonra ümit ediyorum burası her geçen gün daha büyük bir ilgi alanı olacak. Sizin de güzel hatıralarınız burada başkalarıyla paylaşılarak büyüyecek. Çok sağ olun. Tamam. Ben aldım ya. Tamam. 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 Tamam.